Evrende zaman tektir, her şey bir bütündür. Ancak bu birlik, her biri mükemmel ve hassas bir işleve hizmet eden yüz binlerce küçük, düzenli parçadan oluşur. Böylece zaman durmaksızın akar ama bilincin onu kavrayabilmesi için parçalara bölünmüştür. Ve zamanın bu bölünmesi her bir parçaya bir işlev verir. Bu nedenle yılın aylarının her gününün bir amacı vardır. Doğduğunuz ayın da ruhani ve metafiziksel bir anlamı vardır. Doğduğunuz ayın ruhani önemi en basit yönlerden en derin ve ruhani olanlara kadar çok büyüktür. Bugün bu öğreti aracılığıyla size her doğum ayının ruhani anlamını göstereceğim. Bu kendiniz ve etrafınızdaki insanlar hakkında pek çok şey anlamanıza yardımcı olacaktır. Hayatınızın nasıl etkilediğini ve etkilemeye nasıl devam edebileceğini keşfetmenize yardımcı olacaktır. Başlamadan önce ruhunuzun bu yaşamı seçtiğini, şu anda bu bedeni seçtiğini hatırlamak önemlidir. Çünkü tüm geçmiş yaşamlarınız boyunca bir dizi ders öğrenmiştir. Şimdi bu yaşamda bir amacınız ve misyonunuz var. Bu nedenle bir bakıma ruhunuz da o ayda bir insan bedeni olarak doğmayı seçti. Hiçbir şey tesadüf değildir. Her şeyin var olmak için bir nedeni vardır. Evrenin doğduğunuz aya bağlı olarak size bir mesajı var. Yılın her ayını fiziksel ve ruhsal yaşamın birçok yönüyle ilgili benzersiz ve özel enerjiyle yüklüdür. Ocak ayı genel olarak başlangıçların ve açılışların ayıdır. Yeni başlangıçları ifade eder. Bu nedenle Ocak ayı yeni hedefler, yeni amaçlar belirlemek ve harekete geçmek için her zaman iyi bir aydır. Bu ayın enerjisi özellikle kişisel güç, irade ve kararlılık üzerine odaklanır. Bu nedenle Ocak ayında doğan kişilerin öğrenmesi ve geliştirmesi gereken bir ders vardır. Bu da güçlü iradeyi korumak, zorluklara rağmen hayalleri ve hedefleri için mücadele etmektir. Ocak ayının enerjik etkileri altında doğanlar büyük bir irade ve bağlılık kapasitesine sahiptir. O yüzden iyi lider olurlar çünkü ruhları yolları açmak, önemli şeyleri başlatmak ve her zaman güçlü ve sağlam iradeleri korumak için o ayı ve o hayatı seçmiştir. Bir hedefe ulaşmak veya bir amacı gerçekleştirmek istediğinizde bu ayda doğan birinden yardım isteyebilirsiniz. Çünkü yaratım, başlangıç ve güç enerjilerini idare etme konusunda büyük yetenekleri vardır. Öte yandan Şubat ayı oldukça farklıdır. Sevgi ve şefkat enerjilerinin güçlü bir şekilde titreştiği bir aydır. Bu yüzden sevgi ve şefkat gücünü geliştirmesi gereken ruhlar Şubat ayında doğmayı seçerler. Bu ayın enerjileri ruhları açılmaya ve diğer ruhlarla, diğer bilinçlerle ve bir bütün olarak evrenle derinlemesine bağlantı kurmaya davet eder. Şubat ayı sevgi, dostluk ve işbirliği için mükemmeldir. Bu ayda doğan insanlar ara buluculuk yapma, herhangi bir durumu yatıştırma ve uyumu yeniden tesis etme konusunda özel bir yeteneğe sahiptirler. Şubat ayında doğmayı seçen ruhlar sevgiyi en yüksek ifadesinde, tüm biçimlerinde ve tezahür yollarında geliştireceklerdir. Bu nedenle bu ayda doğan bireyler büyük bir empatiye sahiptir ve gerçekten sevecendirler. Mart yenilenme ve dönüşüm ayıdır. Mart ayının enerjileri doğrudan kalıpları kırmakla ilgilidir. Mart ayında doğmayı seçen ruhlar bu yaşamlarında eski davranış ve düşünce kalıplarını kıracaklardır. Bu ruhların ailesel ya da kuşaksal karmayı dönüştürmek gibi önemli bir misyonları vardır. Mart değişim, keşif için ideal bir zamandır. Mart ayında doğan insanlar büyük bir meraka sahiptirler. Etrafındaki her şeye hayret ederler ve büyük bir yaratıcı kapasiteye sahiptirler. Düşünce tarzları her zaman çevredekilere benzemez çünkü yeni yollar ararlar. Mart ayında doğan insanların misyonu dönüşüm ve değişimle, denge ve uyumu yeniden bulmakla ilgilidir. Nisan, Mart ayında başlayan geçişin doruk noktasını temsil eder. Eski döngülerin kapanışını ve yenilerin açılışını ifade eder. Nisan ayının enerjisi aynı zamanda yenilenme ve yeniden doğuşla da ilgilidir. Ancak bu durumda daha çok salıvermek ve artık bize hizmet etmeyen şeyleri serbest bırakmakla ilgilidir. Nisan ayında doğan insanlar bu ayı seçtiler çünkü bu hayatta öğrenmeleri gereken dersleri ayrılmaktı.
Görevleri artık onlara hizmet etmeyen her şeyi bırakmak, yükselmek için geride bırakmaktır. Bu nedenle Nisan ayında doğanlar büyük bir içsel güce, korkusuzca yükselme ve koşullar ne olursa olsun olumsuz görülse de ilerleme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptir. Değişime, zorlukların üstesinden gelmeye ve kişisel gelişime karşı olumlu bir tutum sergilerler. Mayıs güzellik, uyum ve neşe ayıdır. Mayıs ayında doğmayı seçen ruhların doğayla özel bir bağlantısı vardır ve bu bağlantı sayesinde mutluluk, sevgi ve neşe bulabilirler. Mayıs ayında doğan insanlar yaşamları boyunca her yerde dünyanın güzelliğini görmeyi, olayların olumlu yanlarını görmeyi ve ışığı söndürecek kadar güçlü bir karanlık olmadığını anlamayı öğreneceklerdir. Böylece Mayıs ayında fiziksel yaşamı somutlaştıranlar kendilerini yaşamları boyunca içsel olarak birçok savaş verirken bulabilirler. Ancak evrenle mükemmel bağlantıyı bulacaklar. Bu sayede her türlü zorluğun üstesinden gelebilirler. Çünkü Mayıs istikrar, denge ve uyum ayıdır. Tıpkı bir fırtınadan sonra olduğu gibi her şeyin barış ve sükunete döndüğü anı temsil eder. Mayıs ayında doğan insanlar bir şeyleri dengeleme, adaleti sağlama ve iyiliği ortaya koyma konusunda büyük bir yeteneğe sahiptirler. Etrafındakiler için ilham verici ve ışık kaynağıdırlar. Haziran, işbirliği, aile ve var olan her şeye duyulan sevginin ayıdır. Haziran ayında doğmaya karar veren ruhlar bunu yaparlar çünkü bu hayattaki enerjilerini üzerine diğer her şeyi inşa edecekleri güçlü sütunlar, sağlam temeller inşa etmeye odaklamak isterler. Bu nedenle Haziran ayında doğanlar bir şeyi gerçekleştirmeden önce daima dikkatli düşünürler. Çünkü her şeyi gerçeklerden yola çıkarak ve mümkün olan en iyi şekilde inşa ettiklerinden emin olmak isterler. Bu ayda doğanlar sevdiklerine karşı çok korumacı olabilirler ancak kendilerinin de bakılmayı ve korunmayı hak ettikleri dersini öğrenmeleri gerekecektir. Temmuz bilgelik ayıdır. Bu ayın enerjisi her zaman iyi karar vermeyi ve uyum enerjileri çekmeyi destekler. Bu ayda dünyayı yaşamayı seçen ruhlar bunu bilgeliklerini geliştirme, içlerindeki ilahi bilgeliğin kilidini açma ve evrenin bilgi kodlarını çözme misyonuyla yaptılar. Temmuz ayında doğan insanlar yaşamları boyunca çok fazla bilgelik geliştirirler. Önemli dersler öğrenirler ve öğretileri başkalarıyla paylaşmaya her zaman isteklidirler. Aynı zamanda liderlik etme konusunda da büyük bir yeteneğe sahiptirler. Ancak bunu her zaman iyi bir örnek oluşturarak yapmazlar. Temmuz ayında fiziksel bir bedene bürünen ruhlar içe doğru büyük bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yüzden de çok hassastırlar ve kendilerini tanımakla ilgilenirler. İş dünyalarıyla bağlantı kurmak için büyük bir kapasiteye sahiptirler. Bu da onların yüksek benlikleriyle bağlantı kurmalarını sağlar. Ağustos ayı bolluk ve refah ayıdır. Bu ayı çevreleyen enerjiler şükran ve nimetlere odaklanır. Başarıları kutlamanın, ekilenlerin ödüllerini toplamanın zamanıdır. Bu nedenle kıtlığı geride bırakıp bolluk ve zenginlik geliştirmeye ihtiyaç duyan ruhlar Ağustos ayında doğmayı seçerler. Bu hayatta kendilerini genişlemeye, almaya ve kutsamaya adarlar. Ağustos ayında doğan insanlar büyüme için büyük bir kapasiteye ve değişime, zorlukların üstesinden gelmeye ve kişisel gelişime yönelik olumlu bir zihniyete sahiptirler. Eylül organizasyon, disiplin ve pratiklik ayıdır. Eylül ayında doğmayı seçen ruhlar bunu da yaşamlarında bu nitelikleri geliştirmek için yapmışlardır. Hedef belirleme, planlama ve bu hedeflerin peşinde metodik olma zamanıdır. Eylül ayında doğan insanlar güçlü bir sorumluluk duygusuna ve hayata karşı pratik bir yaklaşıma sahiptirler. Genellikle titiz ve detay odaklıdırlar ve çabalarına düzen ve yapı getirme konusunda mükemmeldirler. Ekim, denge, uyum ve diplomasi ayıdır. Ekim ayında doğmaya karar veren ruhlar bunu bu yeteneklerini geliştirmek için yaparlar. Denge aramanın, iç ve dış huzuru bulmanın zamanıdır. Ekim ayında doğan insanların adalet ve hakkaniyete karşı doğal bir eğilimleri vardır. Diplomatik bir yapıya sahiptirler ve çatışmalarda arabuluculuk yapma, uzlaşma bulma konusunda yeteneklidirler.
hayattaki misyonlarına uyum yaratmak ve insanları bir araya getirmektir. Kasım dönüşüm ve ruhsal gelişim ayıdır. Bu ayın enerjileri iç gözlem, içsel düşünme ve ruhsal uyanışla derinden bağlantılıdır. Kasım ayında doğmayı seçen ruhların kişisel ve ruhsal gelişim için güçlü bir arzuları vardır. Onlar gerçeği anlayanlardır ve görünmeyen alemler hakkında derin bir anlayışa sahiptirler. Kasım ayında doğan kişiler genellikle yaşamlarında önemli dönüşümler geçirir ve çevrelerindeki kişiler üzerinde derin bir ruhsal etkiye sahip olurlar. Son olarak Aralık, cömertlik, şefkat ve sevgi ayıdır. Aralık ayında doğmaya karar veren ruhlar, bunu bu yaşamda bu nitelikleri somutlaştırmak için yaparlar. Verme, paylaşma, sevgi ve nezaket yayma zamanıdır. Aralık ayında doğan insanlar cömert bir ruha ve sıcak bir kalbe sahiptirler. Başkalarına yardım etmek ve dünyada olumlu bir fark yaratmak için doğal bir eğilimleri vardır. Misyonları hayatın her alanında şefkat ve sevgiyi geliştirmektir. Her ay kendine özgü bir enerji ve amaç taşır. Doğduğunuz ayın ruhani önemini anlayarak kendi yolculuğunuz ve öğrenmek için burada olduğunuz dersler hakkında içgörü kazanabilirsiniz. Evrenin bilgeliğini ve doğduğunuz aya bağlı olarak sizin için taşıdığı mesajı kucaklayın.